Evet, ben yani 1946 yılında Urfa'nın Hilvan ilçesinde doğdum. Biz 9 kardeşiz. Babamın ismi Abdullah, annem İmhan'dır. Babam köylü, yani çiftçiydi babam. Çiftçilikle uğraşıyordu o zaman. Babam zavallı bir insan. Ailede annem yöneticiydi. Annem yani köylü kadınıydı ama takdir ediyor mu zekiydi. Babam yön veriyordu. Mesela babam bir cemaate gidecekse diyor Abdullah böyle konuş. Yani feodal dönemde de herkes bunu yapamıyor aslında. Ama annem bunu rahat yapabiliyordu. Ama bize de çok değer veriyor. Her anne evladına değer verir. Mesela ilkokulda kara gidiyoruz ya. Kara gittiğimiz zaman diyordu oğlum ağaların çocukları tabanca götürüyor, size de götürün. Diyor kimseye karşı ezilmeyin diyordu. Ben ilkokulda inan et ben abartmıyorum yani herkes bunu bilir. Ben ilkokul 5'te tek bir defa iyi aldım. O iyi aldığım gün eve kadar ağladım yani. Yani hep bir şey alıyordum, o standart böyle. Herkes hikmet doktor diyordu. İşte ondan dolayı ben de seviniyordum ki o dönemde doktorluk etkili bir meslekti yani. Ortaokulda Hilvan'da başladım. Fakat sonra yatılı bilgi okulları için parası yatırı okumak için imtihanlar oldu. Ben o dönemde imtihana girdim. 356 puan ne almıştım o zaman. Aslında o dönemde Anadolu Lisesi'ne de kaydım yapabilirdim. Fakat hani çevremizde insanlar etkili olamadığı için ben kaydımı Urfa Lisesi'ne mecbur yaptım. Aslında ben İstanbul Kabataş'ta da kayıt yapacak puan almışım o dönemde. Ya hatta millet o zaman bana dedi ki Fuat'ı Kabataş'a götür. Babam köylü olduğu için bilmiyor. Ben o zaman kendim İstanbul'a gittim. Bizim Ankara'da bir tane tanıdığımız var. İlhan Belediyesi'nin oğlu. O da eczacılıkta okuyordu. Mustafa Avcı. O adam bizi İstanbul'a götürdü. Onlar demiş tamam dedi zaman geçmiş. Yanlış olmuşsunuz. Sonra gel Urfa'da parası yattığı için orada kaydımı yaptım. Yani ben imtihana girdim. Yani ilk yıl üniversite kazanamadım. Sonra eğitim evine kaydımı yaptım. Kazanamadım nedir? Eğitim evine kaydımı yapıyordum. Tabii hedefimiz tıp olduğu için yani bizi tatmin etmiyordu bunlar. O zaman biz eğitim evine iş olsun diye kaydettik. Yani orada iyi hareket içine artık yer almaya başladım. Yani 76'ya doğru. Kitablı gazete mesela şöyle bir şey vardı. O dönemde mesela en fazla gazete biz 71'de başladık okumaya. Hilvan küçük bir yerdir ya. Ama o dönemde deniz gezmişgiller asıldı ya. Ondan dolayı bizim gazete merakımız vardı. Yani basın o dönemde çok zayıftı. Bir şey yoktu. Yalnız gazete vardı. Abim Halil bizden ya, benden 2 yaş büyüktü o. Hilvan'da bizim bir adam vardı. O da Diyarbakır Ergani İlk Öğretmen Okulu'nda okuyordu. O cezaevine girdi. Sonra çıktı. O benim abimle ilişki kurdu. Abimi Hilvan'da şafakçı yaptı abim önce. Ondan sonra Apo ile başladı yani sonra. Bir gün Apo gelmişti onunla konuşmuştu. Yani Hilvan'da tabii ağalar da millete baskı yapıyor. O dönemde tehlikeli bir ortam vardı. Apo geldi onunla konuştu. Benim abim bana dedi bu adam ilişkidir. Apo için dedi. Bu adam dedim ben bilmiyorum çavuş dedim ne bileyim. Yok dedi yani bu adam dedi böyle derinci falan değiller dedi. Kendisi dedi. Biz bilmiyoruz o dönemi. Fakat ondan sonra geldi Apo Urfa'da benimle konuştu yani. Bir iki defa konuştu. Urfa Lisesi'nde oldu geldi beni çağırdı. Benim abimle daha önce tartışmıştı ya. Konuştuğu için bizi tanıyordu yani. Geldi dedi Fuat gel dışarı çıkalım dedi. Dışarı çıkardı konuştu falan dedi. Fuat işte biz böyle bir şey düşünüyoruz. Sen ne diyorsun? Ben o zaman lisedeydim. Siyasalda okuyordu. Tabii siyasalda okudu biz de özeniyoruz. Yani siyasalda okuyan adam gel bizimle konuşuyor. Bu bize ister istemez etkiliyordu. Bir de o dönemde feodalizm ağalar var ya kitle üzerinde baskı vardı, kuruyorlardı yani. Ondan dolayı diyor bunlara karşı mücadele yapmak gerekiyor. Tabii biz de seviniyoruz yani diyor ağalar karşı mücadele yapacağız. Hani sınıfsal bir yön de ağır basıyordu o dönem. Ondan sonra dedi biz Ankara'da bir toplantı yapacağız. Ankara toplantıda oradaki arkadaşların çoğu üniversiteli. Hepsi hemen üniversiteli. Resul Altınok vardı. O Bingöl'üydü. O arkadaş da lise mezunu herhalde. Bir Abbas vardı. Göktaş o da karşıydı. O da lise yani memurdu. Bölgeler arasında ben tek çağırdılar o zaman.
Ben gittim yani Ankara Dikmen toplantısına. Abdullah Öcalan vardı, Cemil Bayık vardı, Mehmet Hayri Durmuş vardı, Şahin Dönmez vardı, Ali Haydar Kaytan vardı, Güllü diye bir Maraşlı kız vardı ama soy ismini bilmiyorum. Kesire vardı, yani Kesire Öcalan vardı. İşte Kesire Yıldırım var, Dilar Yıldırım vardı, İsmet Kılıç vardı, o da işte Abdurrahman Ayhan vardı. Abbas Göktaş vardı, Kaşlı bir tane çocuk. Bir de Resul Altınok vardı. Kemal Pir de vardı, Mazlum Doğan da vardı, evet. Vaki Karar'ı unuttum bak, o da vardı. Mustafa Karasu'yu sevmiyorum ama herhalde ben unuttum onu. O da vardı yani, Karasu da vardı. Yani biz toplam 17 kişiydik, biliyorum kaç kişi saydım ben. Bir de Alişir Görgeze vardı, Hazan Görgeze vardı, Mustafa Dere vardı. Onlar da bizim arkadaşlardı önce, o grupta. Görgezeler dedi ki, biz sosyal emperyalizmi kabul ediyoruz, seninle anlaşamayız dedi. Biz gideceğiz, ayrılacağız dediler. Diler de dedi, gelin tartışalım, kim kimi ikna ederse ona göre hareket edelim. Yok dedi, biz seninle çalışmıyoruz. Diler de teorikti. Diler de disipten gelmeydi. Disip hareket var ya, Dilavar teoriyi de iyi biliyordu. Dilavar tipi de mesela yakışıklı, böyle yeşil gözlü, uzun boylu. Bu ona Fidel Castro diyordu yani. Onların içinde o zaman Alişir Görgez'e iyi konuşuyordu. O dönem bu meselede. Mustafa Alişir'den büyüktü ama ikisi de kardeşti bunlar. Alişir de siyasallığı okurdu, Mustafa da okuyordu. Ama kalktıkları zaman ben iyi hatırlıyorum dedi, paramız yoktur. Yani yol paraları yok. O zaman arkadaşlar çıkardı 20 lira mı var, 10 lira verdiler yani yol parası verdiler. Ondan sonra tabii biz yani Kürsan programı nasıl olacak? Hedefi ne olacak? Taktiği ne olacak? Yöntemi ne olacak? Bunun üzerinde konuşmaya taşımaya başladık. Baktım kızım bir zaman geçti, ondan sonra millet dedi açız. Açız dedi şey, arkadaşlar lira ver, o zaman 20 lira verdiler, ben iyi hatırlıyorum. Dilavar Ankara doğma bilmedir ya. O dedi ben geleyim. Baktım gitti, biz 17 kişiydik. Ben iyi hatırlıyorum. 9 yumurta aldı. 9 yumurta ekmek aldı. Dilavar getirdi işte 2 kişi bir yumurta. Yani o dönem 2 kişi bir yumurta düştü. Tek bir yumurta kaldı. Dedi bu da Abdullah'ınki olsun. Abdullah çok yemek yiyor dedi. Ben inanıyorum ki Abdullah Öcalan mesela o dönem o lafı unutmamıştır. Yani o dönemde mesela konuşmalarımızı yaparken Dilavar redakte ediyordu. Çünkü Dilavar daha teorikti. Mazlumlar öyle gelişmemiş o zaman 76 yani. Evet, Mazlum sonra çok güçlendi. Bir kütüphane gibi bir dahi oldu ama o dönemde Dilavar karşısında kimse konuşamıyordu yani. Bir de İsmet Kılıç da etkiliydi. O da siyasalda okuyordu. Biz de o Dikmen grubu olduktan sonra gruplar ülkeye dağıldılar. Şimdi mesela Dikmen'den sonra dedim ya, partinin taktiği yöntemini konuştuk. O programlar üzerinde çalışmalar yapıyorduk. İkinci sene de Diyarbakır Günaydın Apartmanı'nda yaptık. Ben orada da vardım. Baki Kar Günaydın Apartmanı'nın toplantısında Baki de gelmişti o zaman. Mehmet Şener de geldi o zaman gruplar adına. Yani o dönemde Batman adına o katıldı yani. O dönemde hiyerarşi diye bir şey yoktu. Mesela Abdullah Öcalan millet apı diyordu, o kadar. Yani kimse ona başkan demiyordu. Yani birisi insanlar büyük olma, bizim kültürümüz de var abi diyoruz yani, bu kadar. Yani başka bir şey yoktu mesela. Bu 77'de ondan sonra hani biz Günaydın Apartmanı'nda toplandığında yani bir hareket dolaştıracağız. Bu hareket şiddeti temel ilke olarak benimseyecek. Yani o hareketten sonra artık eylemler başladı. Yani biz Kürdistan'da artık ağalara karşı, faşistlere
karşı bizi artık silahlanınca yapacağız. Ondan sonra öyle başladı ve o olaydan sonra artık yavaş yavaş gençlik bizim yan tarafımıza geçti, yani etkili olduk yani kitle üzerinde. O dönemde bir teori değil de eski hakim, hakim ise o güçlü oluyordu. Biz 77'de artık gelecek sene parti kuracağız. Son durumu konuştu ama 76'dan sonra artık gruplar çalışmaya resmi olarak başladı. O dönemde mesela hakiki karar önce Batman'a verildi. O dönem. Hakiki karar köşe bilmiyor ya. Batman'da etkili olamaz. Arkadaşlar onu Antep'e, sonra da Antep'te çalışmaya başladı. Mustafa Karasu Nezip'te çalışmaya başladı. Ben Urfa'da çalışmaya başladım. Duran Kalkan Diyarbakır'da çalışmaya başladı. Duran Kalkan da Ankara Fen Fakültesi'nde okuyordu, biliyor musun? O kaydını Diyarbakır Fen Fakültesi'ne aldı. Orada çalışmaya başladı. Bizim hedefimiz şuydu. Yani biz diyoruz en başta bağımsız demokratik bir Kürtistan kuracağız. Ama bağımsız demokratik Kürtistan içerisinde en büyük engel ağalardır. Yani köylüler üzerinde baskı yapıyor diye. Yani aşiretlere, yerel güçlere ve diyelim Türkiye'deki faşistlere karşı mücadele yapmaya başlamıştık. Şimdi mesela ben 1977-16 Mayıs'ında Antep'teydim. Yani iyi hatırlıyorum. Şimdi Antep'e gittim. Urfa'da ben gidiyorum. O dönemde Hakiki Karar Antep'te çalışıyordu. Hakiki Karar etkili bir insandı. Mesela o gidiyordu. Adana'da hamallık yapıyordu. Bile gelip orada ev tutuyordu, çalışıyordu. Bu da bizi bayağı etkiledi yani. Hakiki Karar mesela ayakkabısın diye bir delilmiş ya. İğne iplikle dikiyormuş ki su çekmesin diye. Sonra ben gittim, ben konuştum Hakiki'yle, dedim işte böyle böyle. Hakiki dedi Fuat 7,5 lira vardı bende şu anda. Dedi kahvaltı yapalım, seni Urfa'ya gönderelim dedi. Geri git eve. Kahvaltı biz yaptık, Hakiki beni Urfa'ya gönderdi. Urfa'da ben kalıyordum. Ebu Bekir vardı, Halil Ataç. Belki bilmiyorsunuz yani, o beraber kalıyordu. Sabahleyin erken Sayın Aşkın vardı, bizim bir arkadaş öğretmen. Çok değerli bir insandı gerçekten. Yani kumaş gibi bir insandı. Çok etkileyiciydi. Hatta o dönem iyi hatırlıyorum, maaşı 9.70 liraydı. Ahbo geldi bir gün bana, dedi ki Fuat Sayın senden şikayetçidir dedi. Dedim niye? Demiş herkes benim yanımda yemek yiyor, Fatih yemiyor. Dedim abla, dedim bu köy ağası değil ki. Kız açlıktan ölüyor dedim. Herkes gidiyor diyor para ver Sayın Bey. Herkes diyor bize yemek ver. Dedim Sayın Bey neyi var ki? Sayın Bey kendi açlıktan ölürmüş dedim. Bak çöp gibi olmuş. Ben nasıl onun yemeğini yiyeceğim dedim. Sonra durumu anlattı, dedi ama demiş yok o da yesin. Herkes yiyorsa o da yesin, ne olacak? Kapı çaldı. Halil, genelde Halil kapıyı açıyordu. Halil Ataç. Sonra saymaya geldi, dedi Fuat Hakiki kurulmuş. Hakiki kurulmuş, tabi bize hepimiz böyle mahvolduk yani. O dönemde bizim de bir 9 çaplı bir silahımız var, bir de bir tabancamız var tek o dönem. Tek bir Kalaşnikov silahı da o zaman sürüşte aldık. O zamanın parası 13.500 lira. O silah mesela diyelim Urfa'dan Kürtistan her tarafına dolaşırdı. Herkes görmek istiyor yani nasıl bir şeydir silah. Merak var ya. Dedi Hakiki vurmuş, ben o silahı aldım, iki silahı, bir arabayla beş kişiyle beraber gittik oraya. Antep'e gittik. Antep'e gittik, Duyan Kalkan da gelmiş oraya, Şahin Dönmez de vardı, Cemil Bayık da vardı, Kemal Pir de, bir de Rıza Altun da vardı. Rıza Altun geldi, yani biz de Hakiki kaçıracağız. O dönemde hani bir adam vuruldu mu kaçıracaksın yani, biraz solculuk vardı yani. Tabii biz diyoruz nasıl devletin elde kaldı bu cenaze. Sonra benle Duran Kalkan şeye telefon açtık, Ordu'ya. Hakiki Ordu Ulubey ilçesindendir. O Ordu Ulubey ilçesinde Taki var, en büyük abileri, o zaman Töpter Başkanı'ydı. Benle Duran gittik, telefon açtık. Duran dedi ki Hakiki dedi yaralıdır. Dedi gelin dedi. Antep'e gelin. Yani biz demedik. Şehit olmuş yani. Sonra onlar gelmeye başladıktan sonra, çünkü biz cenazeyi ben, Kemal Pir, Rıza Altun, biz üçümüz karar aldık. Yani içeri gibi alacağız. Halbuki alamayız yani. Alsak da nereye götüreceğiz? Orduya kadar götürecek gücümüz yok yani. O zaman Apo bakın gelmiş, hemen demiş ki söyle öyle bir şey yapmasınlar. Çünkü biz orduya kadar onu götüremeyiz. En son işte Kemal Pir, Şahin Dönmez, benim abim Halil Çavgun, bir de Mustafa Bozkurt diye bir arkadaş vardı, onların taksisi vardı. Onlar Hakiki'nin cenazesiyle beraber gittiler.
Yani orduya. O dönem abim bizden 54 doğumlu ya, biraz da olgun görünüyor. Biz diyoruz yaşlı insan daha makbuldür yani iyi. Onlar gittiler Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafikası geçirdiler. Şimdi o dönemde hiç kimse aramıyor daha. Kimse bize aramıyor yani. Faili meçhul bazı olaylar olmasa bile kim yaptı belli değildir. Ve onun için işte hakik vurulduktan sonra hani genelde örgütlerde bir afişleme yöntem vardı. O dönem artık hakin afişlemesi olacak. Ben Halil'e afişleme yapacağız ama ikimiz de ben biraz patlatmasını öğrenmişim yani o kadar. İki Kalaşnikov var, bir tanesi evde kaldı, bir tanesine gittim yani çıktık dışarı. Çünkü başkası kullanamıyoruz ya. Ama bir tane de Hilvan'a göndermiştik o zaman. Abim de onunla afişleme yapıyor o gece. O gece afişleme yaparken polislerle biraz ufak bir çatışma içimde doğuyor. Fakat abim bir mermi silahla düşüyor. O silahtan düşen mermi suyun içine giriyor. Abim kalkıyor tekrar şarjı onu takıyor. Sonra sabahleyin arkadaşlar dedi ki onlar çatışma olmuş. Ben o iki silahı da aldım gittim. Yani biz ağalığa karşıyız ya. Gittim oraya işte baktım yani aşirettekiler mesela silahla çarşıda bile dolaşıyorlardı. Onlar çarşıda biz bir ara geldik bizi toplu da tarayacaklarmış. Sonra birisi demiş ki amcam ona demiş ki yani de enişemizdir de demiş ki çocuklara söyle Fuat Gül gelmiş millet Fuat Gül tarayabilirler demiş. Sonra baktım Ekrem Çölyen diye bir polis vardı. İlvan'da yani o zaman. MHP bir sırayla böyle geldi. Geliyordu. Baktım abim dedi ki git Kalaşnikov'u getir dedi. Burada tarayalım bunu. Sonra o adam biz yetişemedik geri gitti. Biz silahları aldık gittik okulun bahçesinde oturduk. İşte gece onlar geldi. Abimi vurdular. Onlardan da 4 kişi yaralandı. Ve en son İlvan'daki doktor en son annemin yanına geliyor. Şimdi abim 3 tane silah kurşun yemiş o zaman. Ama ölmemiş. O okulun bahçesindeyiz. O bir tarafta ben de bir taraftayım. Ama arkadaşlar diğer tarafa kaçtı. Duvarın arasına atladılar. Bende Kalaşnikov var. Onda da bir tane Walter silah vardı. Özel bir silah. Ama dedi Fuat bu iyi değil ya. Dedi ben güvenmiyorum buna. Onlar geldi bizi taramaya çalıştılar. Aşiret insanları. Bizim nöbetçi vardı. O arkadaş kaçtı o zaman. Ben de silah kabzasını bile açamadım yani. Şimdi işte o olay olduktan sonra abim vuruluyor ya. O zaman kimse bilmiyor daha vurulmuş yani. Polis en son geliyor. Ekrem Çölyen dedin ya MHP 5 elinde vardı. O bağımsız gürsen solanı atarken işte burasına kurşun sıkıyor gözüne. Hatta doktor o zaman Şefik Yıldız bir doktor var. Gelip anneme söylüyor ki diyor Fuat'a söyle. Yani bu ağaların kurşunla ölmedi. Ekrem Çölyen'in kurşunla öldü. Polisin yani. Ondan sonra tayini sürücüye kaldırdı. O polisin tayini. Bizim arkadaşlar onu da etkisara getirdiler. Hay 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 Loçi ne becim Dolu delali kedile Mino vazirini zarın ki becim De lo 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 Loçi ne becim Ronika çare Mino vazir bu mebul bileki Civane de lo 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 Vele pişti çabey reşu belek demane sorguli Beli eze bütün sen meleki jubane bilindi Havar eze nizanım çiroke halelo Huke bejim gidilo Ah de gidili gidilo Ez birindarim Ah de gidili gidilo Ez birindarim Seliçya Dudumane Babime Derin kure Pedermane Berk
seni. Gel uçma em havane, megri, 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 megri. Efçi haleme. En son toplantıyı Karşıyaka'da yapacağız. Evet, Antep'te Karşıyaka toplantı yapacağız. Tüm insanlar toplanmış ama ben, Kemal, biz Karasu'ya gidiyormuşuz. Biz de yani biz de ısrarlıyız yani. Orada valla bir sürü arkadaş var. Ali Yelacık vardı, Numan Uçar vardı, Mayı Belat yani bugünkü o da vardı. Mustafa Karasu vardı, Kemal Bir vardı, işte Ali Yelacık vardı, Mehmet Balı vardı, Cemil Bayık da vardı. Meral Kıdır da vardı o olayda, toplantıda. O Antep'te mesela partiye karşı diyor zipleşme oluyor. Fakat bu Apo diyor ki zipleşmenin başını diyor İsmet Kılıç çekiyor. Ama İsmet Kılıç niçin çekiyor? İsmet de 76'da beraber Dikmen'de toplantı yaptık. 77'de o Diyarbakır'da çalışıyordu. İsmet'le şimdi Kesir arasında duysal ilişkiler var. İsmet'le Kesir'i birini seviyorlar. Ama tabii kimse söylemiyorlar. İsmet en son bir gün geldi, baktım bel rengi değişmiş, böyle şey olmuş. Ya dedim, niye oldu İsmet? Dedi, ben bu işi bırakacağım dedi. Dedim, niye? Biraz anlattı bana. Dedi, Abdülhocan'ın kesiyle evlenecek. Dedi, artık ben beraber çalışmam. Dedi, mümkün değildir. Ben o zaman bir Astra tabancası verdim, bir de 100 lira para verdim. Urfa Antep arasında yol var, biz orada yürüyoruz. Fakat İsmet'i yani seviyoruz. Ben dedim, İsmet gözüm, eğer sen istiyorsan gel bir örgüt kuralım. Hani o dönemde biz zannediyoruz örgüt kurmak çok basit, ufak bir şeydir ya. Ya dedi, Fuat gözüm dedi, bak ben sana bir kardeş olarak bunu söylüyorum. Abdullah Öcalan olduğu yerde kimse politika yapamaz dedi. Bunu kulağına küpe yaptı dedi. Yani o adam o gün bunu söylüyor, ben hala bugün düşünüyorum demek. Adam Apo'yu tanımış. Ankara'ya gittim, Dikme, işte Siye'de bir evde baktım iki tane Kıbrıslı öğrenci, bir de Apo ortalarına oturuyor, konuşuyor. Kemal dedi, ne var? Fuat dedim, Apo'yla konuşacağım, işim var dedim. Sonra ben gittim Apo'ya söyledim, dedim İsmet böyle bundan dolayı gitti dedim. Örgütü bıraktı yani falan. Sonra dedi, Fuat gel Kesir'le konuşalım o zaman. Yani ben anlattım durumu. Sonra Kesir'le konuştu. Böyle benim yanımda konuşmadı. Başka yerde konuştu. Sonra geldiler yanıma. Yani ondan sonra ben bir şey demedim. Ne bileyim dedim, belki malların özel sorunları. Hani ayıptır diye ben diyorum, niye ben karışayım. Sonra geri geldim. İşte bu olay öyle gelişti. Ben cezaevinden çıktım. Belki gittiğim zaman da ilk sorusu bana dedi, İsmet ile görüştün mü? Bak gerçekten şey, abartmıyorum, kesin akıllı bir kızdı. Yani çok uygar bir insandı bir de. Böyle yani ne yaptığını da biliyor. Şimdi mesela ben adım gibi biliyorum. Kesir Apo'yu sevmiyordu. Yok kesinlikle. Apo sevilecek tip değil. Yani tipi hoş değil. Apo iri yarıdır. Doğrudur. İri yarıdır. Ben onu inkar etmiyorum. Ama bile gözü şaştır. Ağzı akıyor. Burnu akıyor sürekli. Bir de ilkeli bir adam yani. Öyle fazla yemek yemesini bilmiyor. Kesir de bunlara çok önemli. Kaba bir insan. Bir de süper kaba. Yani şey için demiyorum. Gerçekten hani insan biraz yemek yerken kibar olur yani. Ama Abdullah'da bu özellikler yoktu yani. Hala ben inanmıyorum artık. Kesire ondan dolayı razı oluyordu işte. Fakat en sonunda evlendiler. Evlenirken de demiş, ben resmi evleneceğim. Yani ben öyle demin nikahım falan, bu yıllar yalandır. Halil Ataş halife değil kendisi. Halil Ataş bu o nikah işini yapıyor yani. Altı Ekim oldu, biz yakalandık Urfa'da. Ben Ebubekir, Halil Ataş yani Cuma Kuyukan vardı bizim ya. O da Akla Eğitim Fakültesinde okuyordu. Halil geldi, Halil dedi, Fuat polisler geldi. İşte Münir Tat diye o şube şefi, o geldi, onlar silahla etrafını sardılar, bizi aldılar işte o zaman içeri. Halil Ataş'ın eviydi. Mesela polis bana dedi, sen niye buradasın dedi. Ben 4 ay bu evde kaldım, sahibi borçlarcı kadındı.
İki tane de kızı vardı. Ufaz çağ çok istir. Yaz ortasına perdeyi çekiyordum, içeri oturuyordum, dışarı çıkmıyordum yani. Bir şey olacaksa Saime aşkın ara sıra bize gidip alıyordu. Orayı bekle dışarı çıkıyordu. Mesela benim aklımda 3 defa idem isteniyordu. Tabii en son işte mahkemelerde hepsinden beraat ettim. Örgütten tek 24 yıl ceza aldım. 168'e birinin idamı 24 yıldır. Ben aldım, Mehmet Sender aldı, Fersendet Ağaç aldı. Mehmet Sender'in ki onların yaktayı da bozuldu, benimki bozulmadı. Yani biz de ölüm oruna girdiğimiz için herhalde en büyük etkisi de buydu. İşte biz yakalandıktan sonra bu Ekim ayında parti kurulmadı. Arkadaşlar demiş, 4 tane kadarımız gitti, ne yapalım yani. Bir o dönemde tabii panik de var yani. Ben, Kemal Pir, Halil Ataş, Cuma Koyukhan. Bunlar yakalandıktan sonra işte parti Ekim ayından Kasım ayına erteleniyor diyor, bir ay sonra kuralım. Kasım'ın 27'sinde Fis köyünde toplanıyorlar ve partiyi orada kuruyorlar. Biz içerideyiz tabii. O toplantıda Ferhat Kurtay da var. Partinin ismi esas veren Ferhat Kurtay'dır. Adnan Sık Milletliği merkeziydi o dönem. Maraş olayları olmuş ya, Adnan'ın merkezi. Ondan sonra bizi Urfa'dan Adnan'a götürdüler işte. Adnan'a biz gittik, orada cezaevde yatıyoruz. Kemal Pir de orada. Yani ara sıra annesi babası da geliyordu. Falan annesi geldi dedi, "Av benim oğlumu kandırdınız" dedi siz. Kemal dedi, "Anne yok, onlar ben değil, ben onları kandırmışım" dedi yani. İşte ondan sonra bu isyan çıktı, bu yarayı da o zaman isyandan aldım ben yani. O olaydan sonra Malatya'ya gönderdiler beni. Adnan'dan Malatya. Yani sürgün yaptılar, Malatya'ya gönderdiler. O dönem Kemal Pir Ufa cezaevinde yatıyor. Kemal Pir o zaman kaçacak plan yapmış yani. Kemal Pir Cemil'e diyor, "Cemil kaçacağım" diyor. Cemil diyor, "Fuat da Urfa'ya gelecek, Fuat geldim beraber kaçarsın" diyor. Beni Urfa'ya bırakmadılar, Malatya'ya götürdüler. Ondan sonra Kemal Pir kaçtı Urfa'dan. Kemal Pir kaçtı, ben gittim oraya baktım. Gardiyan, daha fezlekelerimize bakıyorlar ya. Bakıyor, tehlikeli bir adam. Yani Urfa işleri vurulmuş falan. Şu, o dönemde Sakine de Malatya cezaevinde yatıyor. Sakin Ajansı. Malatya cezaevinde tekel binasının yanındadır. Sonra baktım yani bir tane dolma geldi. Ben korktum tabii. İbrahim diye bir gardiyan vardı. İsim İbrahim'di, kendisi Alevi'di. Dedi, "Fuat dikkat" dedi, dedi, "burada seni vurabilirler" dedi. "Burada MHP faşistler var" dedi yukarıda. Dedi, "sen dikkat" dedi. "Sen isim geldi yani bize." Ben dedim tamam. Baktım bir gardiyan bana geldi, bana bir kağıt verdi, not verdi. Yani böyle kapı arasında. Baktım bir de bir tane tane yemek geldi. İşte baktım Sakine diyor, "Fuat ben senin geldiğini duydum. Yemek yaptım, bu yemeği rahat yiyebilirsin yani." Ben önce korktum, dedim belki bizi zehirleyecekler, bu nedir? Yani ben yeni gidiyorum, kimseyi tanımıyorum. Sakine deyince tabii sıkıntı kalmadı artık. Biz yemeğimizi yedik. Ailemiz geldi ziyarete falan, önce Sakine gidiyorlar, sonra bize geliyorlar. Onlar ilk benim onlarınkidir. Şimdi Sakine bakıyor, iki gardiyan var. Bir tane Zehra var, bir tane kadın, bir de Alevi kadın var. Böyle diyaloğu bizimle sağlıyor. Kağıt mağıt getirip götürüyor yani. İlişkimizi o sağlıyor. Sakine o Zehra denilen kadın elbisesini gece giyiyor. Dışarı çıkıyor, asker hiçbir şey bilmiyor. Zannediyor gardiyandır. Sakine kaçıyor, dışarı gidiyor, yol bilmiyor, bir şey bilmiyor. Ondan sonra Sakine yakalıyorlar, tekrar geri getiriyorlar cezaneye. Sonra kadın geldi bana dedi, "Fuat Sakine'yi çok vuracak, işkence yapar, bu müddet tehlikelidir."
Ben müdüre gittim, dedim arkadaş herhalde dışarı gitmiş, dün geri gelmiş yani. Müdür de dedi, o zaman sen gel müdür ol dedi. Ne konuşuyorsun? Ne? Yok dedim, bak arkadaşlar bir şey olsa dedim sorumlu sizsiniz dedim. Sonra haber aldım, Sakine dedi bir şey olmadı bana. Cemil Bayık o dönemde Antep'te kalıyordu. Ya diyor, niye bize haber vermedin? Yani haber verirse biz gelip seni alacağız oradan. Yani sen dışarı çıkmışsın, niye tekrar geri gidiyorsun? Ya artık oldu gitti. O dönem ev hitim çalışmaları falan, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz. Tahsin Şahinka vardı, Hava Kuvvetleri Komutanı o dönem. O Amerika'dan o gece döndü. Yani iyi hatırlıyorum. O zaman televizyon da vardı. Yani baktım sabahleyin erken bizim diyordu hoca Emel'le. Yani o da ufalıydı, bir şehirli. Baktım geldi dedi, Fuat darbe oldu. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Yarının teminatı olan evlatlarımızın Atatürk ilkeleri yerine yabancı ideolojilerle yetişerek sonunda birer anarşist olmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. Bir, cumhuriyetçilik. İki, bandır. İki, milliyetçilik. Üç, bandır. Üç, halkçılık. Dört, bandır. Andır. Darbe oldu, ödümez koptu yani. Ondan sonra tabii tedbirini ben bir aldık. Tedbir nedir? Eğitim çalışmasını artık olmuyor yani, yapamıyoruz. Alav vermek zorunda. Çünkü benim yanımdaki arkadaşlar hepsi sivil makamlar, siyasi değil ki. Onlar hatta dedi, devam edelim, ben dedim yok kalsın dedim, artık bundan sonra yapmayalım. Ondan sonra Sakine dedi, Fuat bir haber geldi dedi, biz Elazığ grubuyla gideceğiz yani. Ben Elazığ grubuyla götüreceklerdi. Hani Elazığ grubunda yararlanıyor ya. O da sürgüne gelmiş yani Malatya. Onlar Sakine aldı, Sakine ben dedim götürür, götürmediler. Sakine aldı gitti işte. Diyarbakır Elazığ grubuyla beraber gitti. Onunla gittikten sonra en son tek ben kaldım yani orada. Haziran ayında ben de götürdüler Diyarbakır'a. Benim kardeşim de geldi dedi, abi Diyarbakır'da durum çok vahimdir dedi. Ben de o polikondri adalarındaki durumu anlattım yani, Vietnam Dirilme Savaşı'nı falan dedim. Bir daha okudum yani, ne yapabiliriz diye. Dedi bu ona hiç benzemiyor dedi aslında. Durum çok vahim dedi. Valla dedim ben ne yapayım? Şimdi ben giderken ayaklarımda kelepçe yaptılar, böyle kollarımda, bir de beni şey arabaya bağladılar. Yani maksat içki, psikolojik içince. Sonra beni götürdüler, baktım Esat Oktay Yıldırım o zaman çıktı yani karşıma. Baktım kağıt çıkardı, ha dedi bu Fuat Çakın sen misin dedim, evet benim dedi, tamam. Baktım dedi, sen Kürt müsün Türk müsün dedi, önce onu öğrenelim. Valla dedim ben Kürt'üm, ben de arkadaşlarımın direndiğini biliyorum. Baktım Esad geldi, herkes böyle kalktı durdu, ben de normal yerimde oturuyorum, ses mi etmedim. İşte akşam üzeri oldu, baktım dedi Fuat Çakın dışarı çıktı dedi. O bana Esad dedi, askerler dedi soyun üstüne. Dedi üstünü soyun, üstünü tek bu üst tarafı çıkardılar yani. Sonra baktım askerin elinde birisi demir çubuk kalmış, birisi de soğuk kalmış. Akın diye bir asker vardı Adnan'da, bir de esmer bir çavuş vardı. Çavuşun elinde demir var. Bu demir çubukla beni vurdu, bu ayağımı kırdı. Bu ayağımı, sol ayağımı o zaman kırdılar işte. Tabi demir gerçekten ağladı yani, et böyle sökülüyor ya adam. Demir yani her türlü içkince ağırdı ama demir şu o da pistir yani. Tabi 9 gün yemek falan da yemedim. Televizyon kabul etmedim. Sonra baktım bir tane asker geldi. Doktor astım. Yanında askerler var. Baktım askerler dedi gidin. Yani bana bu dedi, onları gönderdi. Baktım dedi Fuat ayağın dedi bir iki gün sonra kesilecek.
yani bitiyor artık, kesilmesi gerekiyor dedi. Sen yemek de yemiyorsun ya dedi. Tedavide olmuyorsun dedi. Durum açık vahimde ama dedi, ben bunu sana söyledim, kimse duymasın dedi. O gün beni vurduğu zaman, ayağını kırdığı zaman, yani o üzerinde bir çocuk vardı ufalı. O çocuk o işkenceden dolayı geçen intihar etmiş. Yani fuada bunu yapıyorlarsa ben nasıl burada yaşarım diye. Yani o korktan o çocuk intihar etti. O çocuktan kalsın da o da bizden daha yaşlı yani. Cenab-ı devlet devletine çiftliğinde şoförmüş. Yukarı çıkardılar, tek kişilik üzere koydular. Sonra komşuda bir tane arkadaş var, Batmalı. Dedi, ben Ömer Durmaz dedi. Yani iyi ismini hatırlıyorum. Dedi, ben Ömer Durmaz. Dedi, Fuat abi dedi, arkadaşlar hepsi teslim olmuş. Dedi, ben de Batman grubundan çıkıyorum dedi. Ben dedim, Hayriye, Mazlum'a, Kemal'a onlara söyle, ne yapayım ben? Sonra Mazlum demiş, biz teslim olmuş. Biz bu adalta bir şey diyemeyiz yani. Bizim hakkımız yoktur. O bildi ne yapacağını. En son Hayri demiş ki, Fuat'a şunu söyle. Hayri durmuş diyor ki, biraz bekle, biz beraber iş yapalım. İşte Hayri durmuş da onu söyledikten sonra ben de artık teslim oldum yani, bir şey yapmadım. Dedim, çünkü etkili olamam. Tabii ayın sonra tedavi ettiler, bir iki ay sonra biraz, demek ki insan gençken vücut kendisini onarabiliyor yani ve etkisi oldu, iyileştim yani. Esat dedi, benim oğlumu yerde sinekten ses çıkacaksın, ses çıkmayacak. O cezamda o zaman bilmiyorum, millet diyordu 3500 insan var. Hani millet üstte yatıyordu, yeri yoktu yani. Herkes yerde yatıyor, şu yapıyor. Gerçekten insan teslim oğlumu çok kötüleşiyor yani. O kadar insan vardı, kimseden ses çıkmıyordu. Nefes insan almaz zorlanıyordu. Ve bana da etkili oldu yani Esat oktu o dönem. Mazlum Doğan mesela mahkemeye geldiği zaman suratı öyle sert, yani bıçak değilse bıçak parçalar. En son ya artık itiraflar başladı ya, millete hainlik yaptı. Ya bazı diğerli merkez onlar şahin dönmez, onlar gitmiş. Durum vahimdir. Hayri durmuş, dönünce kat 7'de de yatıyor. Mazlum da 9'da atıyor. En köşe Mazlum yerdir. İkinci Hayri, sonra Celatin Delibaşı, işte bir arkadaş da var. Misafir Hayat'ta onlar 4. kata kalıyorlardı. Baktım, arkadaş yemek dağıtıyor. Sürmeli Çelik herhalde yemek dağıtıyordu o zaman. Sürmeli diyor ki, Mazlum diyor. Hani arkadaşlar kapı getiriyor, yemek veriyor işte de. Bakıyor ses çıkmıyor. Birkaç tabağa bağırıyor. Sonra askeri çağırıyor diyor. Burada özellikle bu yeme Mazlum gelmiyor yemeğe falan. Sonra gidip bakıyor ki Mazlum kendisini asmış yani. Şimdi Mazlum'un kendisini astığı yerde ben en son ben de o özellikle arkadaşlara söyledim yani. Dedim yani ölçün yani boy ne kadardı bu. Baktım orası 51 santimetre. Şimdi üst kata gözüyle böyle gidiyor. Şeyler böyle gidiyor. Öldüğü zaman şimdi Mazlum'un bu aşk yemeğinden bile dizinden burasından kan akmış. Yani Hayri'yi Mazlum'un üstüne götürüyorlar. Hayri doktora diyor, niye böyle oldu diyor. Diyor tam Mazlum demiş 8 saat sonra ölmüş tam. Kafasına kravatı geçirmiş, kafasına yukarıdaki şeyi atmış, ayaklarını da lavabonun üstüne koymuş, öyle kendisini atmış. Yani öyle bir anda ölmemiş yani. Mesela normalde bir idam 70 dakika saniyedir. Yani bizim bildiğimiz budur yani, bilimseldir yani bu. Ama Mazlum aşırı duvarlar çarpmış, şu yapmış, bu yapmış. İşte o demiş kan ondan dolayı geliyor. Sonra Mazlum'u götürüyorlar, durum ortaya çıkıyor yani. Fakat tabii arkadaşlar Mazlum kendini yaktı diye. Kendini yaktı diye üç kibri çöpü diyorlar. Fakat ben kibri çöpünü bilmiyorum. Yakmayı ben dedim, yakmayı olmamış. Yani ben arkadaşlara söyledim. Arkadaşlar dedi, ya Fuat böyle söylemezsek Mazlum ayıp olur. Olayları bence ofis aktif anlatmak. Şimdi Mazlum mesela
Yani düşman teslim olmamak için kendini astı. Şimdi hani intihar devrimciler için bir zayıflık ölçüsü olarak anlıyor ya. Devrimci adam intihar etmez. Yani ondan daha iyi dedim. Azmi kendi yakmış yani. Ama devrimci adam niye intihar etmez?